Şu Mekinlik balımı gerçekten çok güzel, linkini aşağı bırakacağım mutlaka, bakın. Böyle bir garip bir giriş yaptım ama gerçekten bunu sürekli sürüyorum. Dudaklarımın çatlamamasına buna başlayayım. Şimdi herkese merhaba, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün bir challenge videosu yapacağız. Yurt dışındaki youtuberlarda çok fazla bu tarz challenge videoları oluyor. Marka challenge'ın haricinde bir de zamanlama challenge ile alakalı bir video yapmak istedim. Şöyle bir ipim var. Lion Brand yarnının Wool Easy ipi. Böyle dev bir yumak. Kaç gram olduğunu bir söyleyeyim. 340 gramlık bir yumağım var. Bunun devamı var tabii ki. Bu tek başına yetmez muhtemelen. Bunun devamı var. Şöyle dev bir yumağım var. 9 milim şişim var. Bugün sizinle 24 saatte hırka challenge yapacağız ve ördüğüm anları vlog vlog sizinle paylaşacağım. Burada hırkayı böyle size spesifik olarak oturup da hırkayı yapmasını anlatmayacağım. Bu video daha çok 24 saatte hırkayı bitirebiliyor muyum? Örerken nasıl örüyorum? Neler yapıyorum? Yani ne içiyorum, ne yiyorum, nasıl örüyorum gibisinden bir video olacak. 24 saatte hırka yapabiliyor muyuz? Bunu ölçüyor olacağız. Bunun için de kronometremi başlatacağım. Bu şekilde saatimden kronometremi açacağım ve örmediğim zamanlarda kronometreyi durduracağım. Yani tamamen 24 saatte olduğunda bu hırka bitmiş olacak mı? Ve uyuduğum zamanlar buna dahil değil. Eğer uykum gelirse bu 24 saatte sayılmayacak. Yani ben sadece 24 saat boyunca çalışarak, örerek bir hırka bitirebiliyor muyum? Onu deneyeceğiz. Bir gün olarak değil. 24 saatte hırka çalış. Şimdi 9 milim ile öreceğim. 9 milim şişim var burada. Gördüğünüz gibi Knit Pro'nun 9 milim şişlerini kullanacağım. Yine şöyle bir yer belirleyicim var. Çünkü yakadan başlayarak bir hırka yapacağım. Eğer istediğim gibi olursa, siz de beğenirseniz, çünkü bu tamamen uydurmasyon bir hırka olacak. İstediğim gibi olursa, siz de beğenirseniz eğer, tarifini paylaşıyor olurum. Zaten hırkayı da videonun sonu da göreceğiz. İlerlemelerimi beraber kaydediyor olacağız. Gerekli bütün malzemelerimi hazırladım. İpim burada, çayım burada, suyum burada. Bakın, cumartesi günü bu arada. Bu da bana hediye gelmişti. Siz bu kupayı görüp görüp bana atıyorsunuz sürekli ama bakın, bu zaten bende var, yumaklı kupa. Konsept uygun olsun diye yumaklı kupamla dolu da bir çay koydum. Yine eğer güzel olursa ve beğenirsek, güzel olmasa da sökerim artık, yapacak bir şey yok. Beğenirsek diye yaptığım sayıları not alacağım ki eğer beğenirseniz size ayrıyeten nasıl yaptığımı anlattığım hırka videosu da gelecek. O yüzden şöyle tontiş kalemim ve not defterim var burada. Bu arada bu not defterini ben çok severek kullanıyorum. Ters tutmuşum size de bu arada. Şöyle göstereyim. Bu markanın ajandasını vesaire her şeyini kullanmayı çok seviyorum. Ben buna böyle her şeyin notunu alıyorum. Mesela yaptığım hırkalarım veya video fikirlerimin her şeyin notunu buna almayı çok seviyorum. Bu ajanda gibi değil. Sadece not defteri. Şimdi isterseniz başlayalım. Bu ipi çok beğenerek almıştım. Rengi çok güzel değil mi? Bakar mısınız? Bence çok güzel. Bakalım yapabiliyor muyum? İlmek atarak başlıyorum. Kayıttayım değil mi bu arada? Kronometreyi başlatmayı. Başlattım. Bakın şöyle mi? Ben sayıyorum. V yaka bir hırka olsun istiyorum. Şimdi ayırma işlemini yapacağım. Böyle de çok stres oldum şu anda. 3 dakika oldu bile. 24 saatten 3 dakika kaldı. Tabii ki bütün örerken bu arada çekmeyeceğim. Sadece şu an başlangıcını çekeceğim. Örerken çekmeyeceğim dediğim, tabii bazı noktaları hızlandırarak çekerim ama hani aşamaları, mesela kaç saatte nereye kadar geldim falan. Ama kronometrem hep çalışıyor olacak. Ördüğüm süre zarfında. Okey. Gördüğünüz gibi yer belirleyicilerimi koydum. Böyle V yaka, üzerimdeki gibi bir hırka olsun istiyorum. Şimdi artırmalara başlayacağım. 5 dakika gitti bile. Şu an zaman çok hızlı geliyor. Birazcık ördüm, bakın bayağı bir ördüm. Bu arada kronometre çalışmaya devam ediyor. 17. dakikadayız. Bakın şöyle. Şöyle düşünün. Böyle V yak olarak inecek. Bence olacak gibi. Bakalım.
Bu ip örmesi zevkli bu arada. Çok seviyorum ben. Bakın örgüsü de çok güzel. Böyle sanki doğal, böyle rustik bir havası yok mu? Güzel olacak gibi. Şöyle düşünüyorsunuz. Muhtemelen bana soruyorsunuz çünkü. Hani nasıl şu yaşa göre ya da atıyorum şu bedene göre şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kaç ilmekle başlamalıyım? Ben şöyle yapmıyorum. Öyle bir yeteneğim yok. Hani mesela ip aldım. Bu ip kesin 10 numarayla örülür. 36 beden için 80 ilmek, 40 beden için bilmem kaç ilmek falan da hop başla yap. Böyle bir şey yok. Santimle ölçüyorum işte kaç ilmek, kaç çizgi falan. O şekilde deneyerek yapıyorum. Bazen olmayınca söküyorum. Eğer olursa da sizinle videosunu paylaşıyorum. Yani öyle rastgele rastgele yapmıyorum. Bu arada buna nedense bir renkli düğme mi diksek diye düşündüm ama renkli düğmem de yok. Ya da lastik kısımlarını renkli mi yapsak mesela? Ne dersiniz? Yoksa aynı renk mi olsun? Çünkü lastiğini yapacağız ya kol lastiği olsun şey olsun. Bir taraftan da YouTube izliyorum. Gerçekten bu ipi çok seviyorum. Daha önce şeyde de bu iplerden kullanmıştım. Geçen kış 2 günde kazak videosu 48 saatte kazak mı yazmıştım? 2 günde kazak mı yazmıştım o video? Aşağı bir video linkini bırakırım. O kazağı da çok sevmiştiniz. Onu da bu iplerle yapmıştım. Şimdi hırka deniyorum bakalım. Eğer ip artarsa acaba bu hırkanın altına böyle pantolon tarzı bir şey de mi denesek veya etek? Bu etek olmak için biraz kalın olabilir gerçi. Bence bitebilir ya. 24 saatte olabilir yani. Niye olmasın? Şimdi bunu ben kendi vücuduma olana kadar artırma işlemine devam edeceğim. Bakın bayağı büyüdü bence. Kaçıncı dakikadayız? 20. dakikadayız. Bence bayağı büyüdü. Şimdi biraz YouTube izlerken örmeye devam edeyim. Bakın bu kadar yaptım. Bayağı büyüdü. Şu an kaçıncı dakikadayız? 43. dakika. Neredeyse ilk 1 saatte olmak üzere. Bence bayağı iyi gidiyorum. Bu arada siz örgü örerken ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben işte yabancı YouTuberları, vloglar falan izliyorum. Bazen Netflix'ten dizi de izliyorum ama genelde onu akşam saatlerinde yapıyorum. Eğer gündüz saatlerinde örüyorsam ya kulaklığımla sesli kitap dinliyorum ya da şey yapıyorum. YouTuberları, vloggerları falan izliyorum. Böyle başka ülkelerde örgü örmeyi seven insanların hayatını merak ediyorum mesela saçma bir şekilde. Şu hayatın derken hani mesela orada satılan ipler nasıl, kaç para, neler yapıyorlar. Orada da örgüye anneanne babaanne işi diyorlar mı falan. Bu tarz garip şeyler merak ediyorum. Bir tane sevdiğim YouTuber örgüyle alakalılardan biri daha doğrusu. Daire-i Kim diye bir Koreli kız. Çok tatlı. Nedense seviyorum onu. Yani böyle sevimli videoları bence. Baya bir sene oldu onu keşfedeli. İlk hatta o da New York'a gitmişti. Tam ben yurt dışına gitsem ben ne yapacaksam aynısını yapıyor. New York'a gitmişti ve orada bütün ip satan tuhafiye tarzı yerleri gezmişti. Onlar yarn shop diye geçiyor tabii onlarda tuhafiye kavramı yok. Tabii sadece ip satıyorlar bizim gibi tuhafiye olarak değil. Aslında bizim de büyük şehirlerde sadece ip artık satılıyor ama böyle işte. Ben gidersem yurt dışına başka şehire gidince çok olmuyor açıkçası ama yurt dışına gidersem eğer oradaki ip şeylerini ben de giderim. Bakın bu şekilde. Şu kulaklarımı arkaya atayım. Bakın bence güzel gidiyor. Şöyle V yaka olacak. Şöyle koyarsam bakın tam üstüne. Bence güzel gidiyoruz. Dediğim gibi 1 saat dolmak üzere. 45. dakikadayız şu anda. Bayağı iyi gidiyoruz bence. Bence bayağı iyi. Bitiririz diye düşünüyorum. Siz örgü örerken neler yapıyorsunuz? Onu da söyleyin. Şöyle durdurayım. Çünkü neden bir tane kurabiye yiyeceğim. Bu arada şu kardeşim, benim bir tane kardeşim var. Beni takip edenler bilir. 2 tane de yeğenim var. Abla benim yalnız. Hep onun çocuğu var diye onu abla zannediyorsunuz. Değil. Abla olan benim. O kardeşim. Yani küçük kardeşim. Aramızda zaten 1,5 yaş var ama olsun. Abla benim. Neyse. Şöyle pazardan geçen gün o kurabiye almış bunlardan. Pazarda biz küçükken satılıyordu şu. Böyle ucu reçelli bazen şey falan da yapılır buna.
Ne yok? Niye netlemiyorsun? Netle. Hadi netle. Bu kurabiye. Mutlaka birçoğunuz görmüşsünüz zaten bu kurabiyeleri. Bunların ucunda eskiden ben küçükken pazarda işte renkli renkli şekerler yapışkanlı olanı falan filan satılıyordu. Ben burada pazara gittiğimde bulamadım. Kardeşim de bunlardan almıştı. Benim de canım çekti. Ben de onlardan alacağım diye taktım bu sefer. Ben pastanede buldum. Yani Özlem Pastanesi'ne fırın bölümünde buldum. Antalya'da yaşayanlar zaten Özlem Pastanesi'ni biliyordur. Yani çocukluk anıları. Biz küçükken aslında pazarda açıktan kurabiye falan almıyorduk. Çünkü annem onların toz ve pis olduğunu söylüyordu hep. Ki haklı da üzerinden bir sürü insan geçiyor yanından. Ona öyle açıkta açıkta satılıyor falan. Annem bize hep kapalı şeyler alırdı. Ama bazen çok nadir bunlardan alıyorduk. Bence güzel olacak. Size bir şey söyleyeyim. Bu bayağı bence kol ayrımına kadar bu bayağı gider diye düşünüyorum. Bu şekilde dev yumakları çok daha mantıklı buluyorum bu arada. Neden derseniz. Yani bundan iki tane olduğunda 340 gram. İki yumak aldığınızda çok rahat bir şekilde bir kazak veya hırka çıkar. Eğer çocuğa yapacaksanız küçük bir çocuğa. Bir yumaktan da çıkar. Yani öyle bir sürü küçük küçük yumak 100 gramlık yapmak yerine özellikle kazaklık ve hırkalık ipleri böyle yumaklar şeklinde satmak bence çok daha mantıklı. Hatta Lion Brand yarının şeyini çok seviyorum. Bu ipin bu şekilde dev yumağı da var. Bakın kafam kadar. Dev olanı da var. Aynı ipin 100 gramlığını da yapmış. Hani diyor ki isteyen 100 gramlığını alsın, isteyen büyük olanını alsın. Bence aşırı mantıklı bir şey. Bu arada su içme alışkanlığı kazanmaya çalışıyorum bir taraftan. Bu 1 litrelik bir şişe Tantitoni'den almıştım. Şimdi bunun şeyini gördüm internette. 2.2 litrelik olanını gördüm. 300 liradan 260 inmiş hatta bugün. Linkini aşağı bırakırım. Onu da almayı istiyorum. Ama fuzuli bir masraf olacak açıkçası. Bir de 260 lira bence çok. Ben bunu 70 liraya mı almıştım Tantitoni'den. Bunun 750 milimlik olanını da anneme aldım. O da işe giderken falan kullanıyor. Ben de bundan günde 2 tane bitirdim diye 2 litre içmiş oluyorum. Ama insanların nasıl sağlayacaklarını o kadar iyi biliyorlar ki. O 2.2 litrelik olan da böyle buraya yazılar yazmışlar. Ha gayret birazcık daha iç falan filan gibisinden. Seni motive edici şeyler yazmışlar. Milimetre milimetre başına ve 2.2 litre. Ve hani bütün bir günde içmen gereken su o şişenin içerisinde olduğu için ha gayret bitireyim falan diye seni motive ediyor. O açıdan bence güzel. Belki alırım bilmiyorum. Alabilirim. İhtimalim de yüksek. Ama pahalı da geldi. Sonuçta plastik yani. 100 lira olsa neyse. 260 lira bile çok bence. Bu arada ben Apple TV kullanıyorum. Bayağı eski ama 4-5 senedir sanırım var. Apple TV kullanıyorum. Şunun klavyesini de hala düzeltemediler. Apple TV kullananlar anla. Böyle pin 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 yazıyor. Bir tane bakalım. Şey bulabilecek mi? Böyle tek 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 siliyoruz. Netflix açmak istemiyorum çünkü. Yanlış yazdım. New York'ta her sene örgü festivali gibi bir şey düzenleniyor. Fashion Week tarzında ama örgü firmaları katılıyor. Bizde Touch Expo'da olduğu gibi el işi fuarıydı. Pandemiden beri olmadı sanırım ama ben de bir kere gitmiştim. Almanya'da da bu tarz bir fuar var ama New York'taki böyle Fashion Week havasında olduğu için çok güzel. Bir gün ona gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Bu bahsettiğim Koreli kız mesela ona da gitmiştim. Videosunu mesela severek izlemiştim birkaç kere. Hatta böyle farklı ipler görüyorsunuz. Farklı böyle insanlar, örgü seven insanlarla tanışıyorsunuz. Aslında örgü örmenin dünyada ne kadar büyük bir şeye sahip olduğunu görmüş oluyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. İnsanlar küçümsüyor. Kendi kıyafetini yapmak çok güzel bir şey çünkü. Ama sanırım bu şey misinam biraz küçük gelecek. Kısa misina var şu an üzerinde. Biraz daha öreyim de sonra misinasını değiştiririm. Çalıştırayım geri. Ev saçım. Bugün böyle yaptım. Aslında tepemde toplayacaktım. Sonra dedim neyse öreyim üşenmeyeyim. Bu şekilde ördüm. Gerçekten saçlarımı kestirmeyi çok istiyorum. Ama kuaföre gidip oraya oturmaya da çok
üşeniyorum açıkçası. Kuaförüm birazcık uzak bana. Ah, bilmiyorum. Kestireyim kestirmeyeyim. Yorumlarda yazın. Böyle şuralarda mı kısa kestirip rahat etmeyi çok istiyorum. Ben kısa saç da seviyorum bu arada. Eski takipçilerimi daha önce de kestirmiştim. Ama şu an bayağı uzun Rapunzel gibiyim. Bakar mısınız? Hem şekil vermek zor, hem bakmak zor. O yüzden kestirmeyi planlıyorum. Muhtemelen kestireceğim. Üşenmediğim bir anımda gidip kestireceğim. Neyse hadi ben birazcık daha öreyim. Bakın çok güzel oluyor. Evet ben geldim. Şu an kronometremi durdurdum. 1 saat 25 dakika oldu. Şöyle göstereyim. Biraz şeyim kısa geldi. Misinam kısa geldi. O yüzden misinayı değiştireceğim. Misinayı değiştirirken size de göstermek istiyorum. Ben Knit Pro'nun şiş setlerini kullanıyorum. Şu an benim taktığım herhalde 80 santim falan, 100 santim taksam rahat ederim diye düşünüyorum. Bu da 80 santimmiş. Bu arada Knit Pro'nun Self Love şiş setinin böyle küçük cüzdanları var. Ben bunları böyle bütün misinalarımı koydum. Bende başka şiş setleri de olduğu için hepsini koydum. Ha, bulabilirsem artık. Bulamıyorum ki. Bu da kesin çok uzun ya. Bu 120 falan herhalde. Bakacağım bakacağım dediğim sana. Görmüyorum ya. Görmüyorum gerçi. Neyse. Bu küçük mavi cüzdana da işte şeyleri koydum. Yer belirleyiciler falan filan. Bir de şunları koydum şu noktalara. Bunları bu şekilde şiş değişimi yaparken bu ucuna takıyorsunuz. Bu şekilde. Diğer ucuna da şişi takıyorum. Daha sonra örerken değiştirmiş oluyorum. Misinalı şiş setlerini açılmadan yani siz örerken açılmasın diye şöyle bir şeyi var. Bunun arasına böyle bakın şöyle bir kilit var göstereyim. Görmüyor musun? Şu gölgeli şekilde gördüğünüz şey kilit. Bunu buradaki deliğe takmazsanız bunu açamıyorsunuz. Şimdi bunu açıyorum. Bu kısmı çıkmasın diye buraya da bir tane yuvarlak takacağım düğme. Bunu kilitlememe gerek yok. Bakın bunlar bu işe yarıyor. Bakın ucuna taktım bunu. Bu buradan kaçmayacak. Şimdi bu misinanın ucuna da bunu takacağız. Yani büyük misinaya geçmiş oluyorum bu şekilde. Tabii misina kıpırdıyor ya şu an tarçında kilitlenmiş durumda. Gördüğünüz gibi. Ha, evet tarçın yakalayabilirsin. Evet. Sinek zannediyor herhalde bunu şu an. Ben de korktum. Tamam git artık. Yeter. Seninle mi oynayacağım? Bunu bu şekilde ucuna kilitledim. Şimdi bu kısmı bu şekilde öreceğim ve misina değişimini yapmış olacağım. Bu yüzden misinalı şiş kullanmaya alıştığınız zaman çok 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 kolay oluyor. Özellikle bu şekilde misinalı şiş seti falan almayı düşünüyorsanız ben aşağı linklerini bırakırım benim kullandığım setlerin. Yani bir tane şiş seti alın, ömür boyu rahat edin. Ör görmeyi seviyorsanız zaten çoluğunuza, çocuğunuza, torununuza falan da kalır. Çok sağlamlar çünkü. Ben çok seviyorum. Bu şekilde bunu buna geçireceğim. Diğer ucuna da daha sonra buradaki şişi takacağım. Bu arada bir de kahve yaptım. Bir taraftan da YouTube'dan saçma sapan videolar izliyorum. Aslında sesli kitap dinleyebilirim. Dün Kirke kitabını okudunuz mu bilmiyorum ben Kirke diye. Ben onu dün dinlemeye başladım. Kitap okumayı çok seviyorum ama YouTube benim tam zamanlı işim olduğu için video çekerken veya bu tarz bir şeyler yaparken bir taraftan da kitap okuyamıyorum haliyle. O yüzden kitap dinleyerek bunları yapmayı çok seviyorum gerçekten. Kulaklığıma takıyorum böyle kulaklığımı. Mis gibi kitabımı dinleyerek örüyorum. Çok çok tavsiye ederim. YouTube'da da zaten ücretsiz kitaplar var. Ben bir uygulamadan dinliyorum. Kardeşim arıyor. Alo. Şöyle yapayım. Akşam oldu. Saat kaç? 10'a 20 var şu anda. Bayağı bir yaptım. 2 saattir örüyorum bu arada. 3. saatin içindeyiz.
şöyle göstereyim. Bence bayağı güzel oluyor. Olacak sanırım diye düşünüyorum. Şu şekilde V yakısı da zaten belli oluyor. Şimdi ben bu çizgileri, bakın şu kenardaki çizgiler gördünüz. Bunları önden ve arkadan tuttuğumda kolumun sığacağı büyüklüğe gelene kadar örmeye devam edeceğim aynı şekilde. Kronometrem çalışmaya devam ediyor bu arada. Dediğim gibi 3. saatin içerisindeyiz. Bir tane yemek falan yedim tabii, arada akşam oldu gördüğünüz gibi. Bir tane dizi açtım. Size sormuştum. Dizi önerisi sormuştum size. Hep izlediğim dizileri önermişsiniz gerçekten. Çünkü benim Netflix izlemediğim dizi neredeyse kalmadı. Bu yüzden soruyorum aslında. Şimdi bir tane şans eseri Arşiv 81 diye bir şey geldi. %99 eşleşme vermiş bana. Benim profilime Netflix bunu. Onu açtım bakalım güzel mi değil mi bilmiyorum. Umarım güzeldir. En son Blacklist'i bitirdim. Blacklist'i zaten çok önce izlemiştim ama son iki sezonunu falan izlememiştim. Onu izledim. 9. sezon Netflix'te yok hatta. 10. sezon umarım çabucak gelir. Blacklist'i bitirdim. Emily in Paris'in 2. sezonunu izledim. Emily in Paris böyle çok wow bir dizi değil bence. Günümüzü yansıttığı için birazcık böyle izlenebilitesi var diye düşünüyorum. Böyle renkli renkli, modasal şeyler falan insanların hoşuna gidiyor. Zaten en çok kadınlar izliyor Emily in Paris'i. Yani tatlı atıştırmalık bir dizi diyebilirim. Blacklist ama çok güzel. Kesinlikle böyle polisiye dizileri seviyorsanız Blacklist izlemenizi tavsiye ederim. Çok çok severek izledim. Suits de yine öyleydi. How to Get Away with Murder çok güzeldi. Böyle hukuk, avukatlarla alakalı falan bir dizi. İkisi de çok güzel dizilerdi. Böyle ben uzun soluklu dizileri daha çok seviyorum. Mesela 8 sezon, 9 sezon. Kötü tarafı şu oluyor. Ben tam bir dizi overuyum. Ve diziyi bitirene kadar asla rahat etmiyorum. Böyle arka arkaya arka arkaya izliyorum, izliyorum, izliyorum. Sonra bitince de böyle bir boşluğa düşüyorum açıkçası. Şu an Blacklist yeni bitti ve aynı o şekilde oldum. Yeni sezonlar gelmeye devam edecek. 9. sezon daha bitmedi. Çekiliyor sanırım şu anda. Her hafta 9. sezon yeni bölümü dizi izleme sitesinden gelecekmiş. O yüzden onu oradan izlemeyi planlıyorum. Oradan izledim zaten. Oradan devam edeceğim. Şeye bakacağım. Ona bakacaktım. Bakın unuttum. En son 14. sezonda kalmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Criminal Minds. İzlemeyen varsa Criminal Minds çok eski bir dizidir. Gerçekten çok da sevdiğim bir dizi. Ben böyle FBI'ları, polisiye, maceralı tarz dizileri çok seviyorum. Ne böyle yapmışsam ben çok ses çıktı. Neyse öyle bir dizi izliyorum işte. Bence bu da baya güzel olacak gibi görünüyor. Öyle düşünüyorum. Bir taraftan da bunu örüyorum. Öyle bir güncelleme yapayım dedim. Bence güzel. Güzel görünüyor. Bakın örgüsü de güzel oldu. Böyle doğal sanki koyunu kırpmışım da. Çünkü tam bir koyun renginde. Yani gerçekten hiç tarlada koyun gördünüz mü bilmiyorum ama benim gördüğüm koyunların hiçbiri bembeyaz değillerdi. Hep bu renklerdi. Ve hafif sarımsıydı koyunlar yani. Krem rengi gibi diyebilirim. Öyle bir rengi var. Güzel lastiğini falan sonradan yapacağız. Acaba diyorum ki bunu şuraya kadar bu renk yapsak. Bu renk yapsak. Buradan aşağısını başka renk yapsak, yine de kolu da aynı şekilde aşağısını başka renk mi yapsak, sonra ceplerini, cep de yapmak istiyorum bunu, ceplerini bu renk mi yapsak mesela, öyle bir atraksiyonlara girsek mi yoksa dümdüz bundan mı yapsak bilemiyorum ya. Videonun sonunda göreceğiz artık onu. Neyse şimdi şu Arşiv 81'i bizdeyim, güzelse biraz sonra tekrar güncellerim sizi. Evet ben geldim. Şu an örgümüzün 5. 6. saatinde falanız. Saatimin şarjı bitti. O yüzden dışarıda taktım ama hala kronometre çalışıyor. Bakın kollarını ayırdım. Bence güzel oldu diye düşünüyorum. Sadece şununla kararsız kaldım şu anda. 24 saat olmadan bitecek sanırım. Ama yani mesela yarısı başka renk olsa. Yani mesela buradan aşağısını. Şu kırık beyaz gibi aynı ipim şu rengiyle devam etsem mi? Yoksa aynı iple mi devam etsem? Bunda çok kararsız kaldım. Siz olsanız nasıl yapardınız? Yani nasıl yapayım acaba? Onu bilemedim. Hani ben mesela renkli renkli şeyler çok çalıştığım için daha önceden. Bunu acaba böyle
bohem tarzda bir hırka mı olsa, böyle tek renk mi yapsam acaba? Ya da mesela bunu tek renk yapıp lastiklerini mesela renkli yapabilirim. Bu ipin çünkü bir sürü farklı rengi var bende ama uyumlu olarak mesela pembesi, mavisi, lacivert var. Siyahı olsaydı mesela siyahlı da yapabilirdim ama siyahı yok. O yüzden ben sanırım aynı renk devam edeceğim. Böyle kol lastiklerini belki birini pembe, birini turuncu gibi böyle farklı bir renk yapabilirim. Bir de bilmiyorum, tam karar vermedim ama küçük birer cep yapmayı da planlıyorum. Cep yaparsam belki cepleri de renkli yapabilirim. Aslında şöyle düşünmüştüm. Yarısını beyaz yapayım. Bundan aşağısını ve kollarını beyazla bitireyim. Sonra burası beyaz olacak ya, beyazın üzerine bu renkten tekrar cep yapayım. Öyle bir tasarım mı yapsam diye düşündüm. Ama gerçekten şu an kararsız kalmış durumdayım. Bilmiyorum, saat de şu an 2, gece 2. Arşiv 81 miydi bu? Bakacağım. Evet. Netflix Arşiv 81 dizisini izliyorum. Baya 3. bölümün yarısına gelmişim bile. Gerçekten güzel bir dizi. Böyle gizemli şeyleri falan seviyorsanız bu diziyi de seversiniz. Bence hırka da güzel oldu. Zaten şu kısımda bakın. Şu kısımda artık artırmıyorum. Sadece örüyorum. Şu kısma zaten bir de lastik yapacağımız için sonradan burası biraz daha üst üste binecek ve genişleyecek falan. Daha güzel olacak. Bence bayağı tatlış bir hırka oldu diye düşünüyorum. Sanki böyle üzerime yapışacak gibi duruyor ama yapışmayacak. Yani tam benim istediğim şekilde oldu. Oversize tatlış bir hırka. Ben beğendim açıkçası. Kolu falan da rahat. Misin alış işin rahat tarafı bu. Bakın buraya butonları taktım. Böyle giyerek deneyebiliyorum yani. Bu bence güzel bir şey. Bayağı iyi. Biraz daha örsem yok, soysam mı? Gece 2 oldu ama şimdi böyle hoşuma gitti ya. Birazcık daha öresim var. Belki biraz daha örerim. Göstereyim dedim. Tamam hadi. Pazar gününden herkese merhaba. Pazar günündeyiz. Zaten hırkaya da dün başlamıştık. Hırka Challenge tüm hızıyla devam ediyor. Şu an tam 7. saatteyiz. 24 saatten önce bitecek sanırım. Galiba beğeneceğim hırkayı. Bakın bayağı büyüdü. Bakalım. Bayağı bayağı büyük oldu. Tek renk yapmaya karar verdim. Ben hep böyle bu tarz şeyleri hep bir renkli renkli yapmışım. Dedim ki bu tek renk olsun. Ne olacak yani? Tek renk olsun dedim. Bakın birazcık uzun yapacağım tabii bunu. Daha örüyorum. Bakalım bugün alt kısmını bitiririm diye düşünüyorum. Şöyle bayağı ördüm. Biraz böyle kalça hizasına kadar gelsin. Mesela bu krop ya, bundan bir tık daha uzun olsun istiyorum. Bakalım. Bu arada dün Arşiv 81 diye bir diziye başlamıştım hatırlarsanız. O Arşiv 81 dizisini de bayağı beğendim ama birazcık korku filmi dizisi edasında. Yani korku dizisi gibi değil de gece, hatta gece yarısı, yani bütün herkesin uyuduğu saatlerde ve tek başınıza izlemeyin. Hafif bir ürpertiyor yani, yalan yok. Ama hani böyle şey değil. Ben normalde korku filmlerinden falan korkmam. Ama şöyle bir şey. Çok gerçekçi bir hikayesi var. Yani herkesin başına gelebilecek şeylerle böyle çok güzel işlemişler konuyu. Spoiler da vermek istemiyorum ama o yüzden zaten biraz sizi ürpertiyor. Olabilitesi olduğu için. Yani öyle şeytanlı cinli film değil rastgele. Öyle bir şey yok. Ama nasıl diyeyim? Bilim kurgu mu desem, fantastik mi desem? Tam da bilemiyorum ne desem ama o tarz bir şey. Yani bu tarz şeyleri seviyorsanız dedektifçilik gibi düşünün. Böyle bir sırlar, gizemler var, bir şeyler var. Puzzle yapıyormuş gibi onu birleştirmeye çalışan insanlar var. O tarz bir şey yani. Hatta şimdi açtım, onu izliiyorum. Bir taraftan da hırkamı örmeye devam ediyorum. Bu arada şokta şöyle bir mandalina çikolata aldım. Değişik gördüğüm bir çanım. Ülker yapmış bugün. Böyle mandalina çikolata Ülker. Türkiye'nin hazineleri serisiymiş. Mandalina sütlü çikolata. Beğendim. Baya güzel yani. Tavsiye ederim. Bir taraftan kahvemi içiyorum. Bir taraftan bunu yapıyorum. Çünkü çok kararlıyım bunu 24 saatte bitirmeye.
Bence 24 saatten kısa sürecek ya da tam 24 saat sürecek bilmiyorum. Aslında bu şey de tabii hırkanın boyuyla alakalı da bir durum. Hani mesela siz çok kısa hırka da yapabilirsiniz. Bu arada bir tane de şey yapmak istiyorum kış bitmeden. Hani böyle şöyle kazaklar yapıyorlar ya, yakadan başlayıp kazak şurada bitiyor mesela, uzun kollu falan. Kazak burada bitiyor. Onun içerisine de aynı ipten böyle askılı bir tane bir şey örüyorlar. O tarz bir şey de yapmayı çok istiyorum. Aslında çok fazla yapmak istediğim şey var ama işte yetişemiyorum. Sonuçta bu örgü öyle hemen laps diye biten bir şey de değil yani. Ben de sonuçta her ne kadar hızlı örsem de insanım neticede, o kadar da makine değilim. Bitiremeyebiliyorum. Buna şimdi ben böyle handmade yazan ahşap düğmelerimi de dikerim. Böyle rustik bir hırka olur. Eğer ipi artarsa, artan ipten bere veya böyle çanta tarzı küçük bir şey de yapmayı planlıyorum, takım olsun gibisinden. Bakalım, inşallah ipim yeter. İki yumak, iki dev yumağı kullanmış olacağım. Neyse işte, hadi ben dizime dönüyorum. Ben geldim. Şu an kaçıncı saatteyiz? Bir bakayım. 9. saate girmek üzereyiz. Şöyle göstereyim. Bence bu kadar yeter diye düşünüyorum. Çünkü daha lastik yapacağım. Yani bakın, şu ayağa kalktığımda yani şuraya geliyor. Bir üç parmakta lastik yapsam şuralarda falan olmasını istiyorum zaten. Ben bence yani şöyle. Kol acaba geniş mi oldu diyorum ama bunu da örerken muhtemelen şu an olduğundan daha normal duracak. V yaka oldu bence baya. Sadece şu ön kısmına lastik yaptığımda burası da böyle daha düzgün duracağı için daha iyi duracak. Bence güzel oldu ya. Siz de beğenirseniz videonun sonunda tarifini de sizinle paylaşacağım. Sizin için bir hırka daha örerim. Hiç problem değil. Biraz da bir tane de renkli renkli yapmak içimde kaldı zaten. Renkli renkli yaparız. Bence artık lastik kısmına geçeyim. Sonra kollara geçelim. Bayağı güzel oldu. Bu arada Arşiv 81 dizisi gerçekten bağımlılık yaptı. Hem bir taraftan böyle hafif ürküyorum hem de izlemeye devam ediyorum. Çok saçma bir şey. O yüzden geceleri ve evde yalnızken izlemeyin bence. Bence. Ay, benden söylemesi. Neyse. Düğmemi de niye açmışım? Otururken çünkü beni sıkıştırmıştı. Kapattım. Tamam, hadi var. Evet, yine ben geldim. Hırkamızın 24 saatte hırka challenge'daki hırkamızın bir bakayım. Kaçıncı saatindeyiz? Tam olarak 17. saatindeyiz. Bir krem sürüyorum. Şimdi hırkayı size bir göstereyim. Bu arada ipim yetmeyecek. İki tane dev yumakla başlamıştım ya. İki tane dev yumak bitirdim. Kolları kaldı ve elimde sadece şu. Bu da 170 grammış. İyi en azından. Allah Allah, hiç 170 gram gibi durmuyor. Neyse. Daha küçük bir yumak var aynısının. Daha küçük. Umarım yeter. Bu arada bir şey keşfettim. V yaka hırka yaparken yakasından da ilmek eklemem gerekiyordu. Bunu unuttum. Yani sonradan düşündüm. İlk defa yani misin alış işte ilk defa V yaka hırka yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu çekerken de aslında size bir şeylerin tarifini çıkarma sürecimi bir nevi paylaşmış oldum. Ben aynı bu şekilde yapıyorum. O yüzden siz bana bazen soruyorsunuz, işte şöyle bir şey yapmalıyım, kaç yumak gider? İşte ne bileyim, böyle bir hırka yapmak istiyorum, nasıl yapmalıyım falan. Bunların cevabı bende yok. Ben sadece yaptığım, yani sizinle tarifini paylaştığım şeylerle ilgili sorulara cevap verebilirim. Çünkü onları daha önce yaptım. Dediğim gibi daha önce V yaka şey yapmamıştım. Hırka yapmamıştım. V yaka hırka yaptım da dikişsiz bir şekilde yapmamıştım. Yani misin alış işle yapmamıştım. O yüzden benim için de bir ilk olduğundan dolayı bu kısma da artırma yapmam gerektiğini hırkayı bayağı bitirdikten sonra düşündüm açıkçası. Şöyle göstereyim, bayağı yaptım ama bence tatlı. Ben bu hırkayı zaten yaparken şey hayal ettim.
Hani böyle günlük giydiğimiz hırkalar vardır ya, böyle evde üşürüz, bir üzerimize geçiririz. Ya da ne bileyim, bir pazar hırkası gibi düşünün ya. Depresyon hırkası gibi düşünün işte. Böyle bir bize kendimizi güvende, sıcak hissettiren hırkalar vardır ya, öyle bir şey yapmak istedim. 3 tane de buraya şey açtım. 1, 2, 3 düğme dikeceğim. Ön kısmı bakın bu şekilde. Kol, bu koluma daha hiç başlamadım. Bu koluma yeni başladım. 17. saatteyim dediğim gibi. Bu koluma yeni başladım. Ve elimde kalan tek yumak bu. Ben de düşünüyorum ki bu yetmez çünkü muhtemelen. Acaba kol uç kısımlarını beyaz veya lacivert var aynı ipten. Başka bir renk mi yapsam? Böyle kol uç kısımlarını sadece böyle mesela bunu dirseğe kadar örsem, buraya kadar örsem, kalanıyla da bu kolumu dirseğime kadar örsem, sonra uç kısımlarını başka renk mi yapsam acaba? Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum yani, siz ne dersiniz bilmiyorum ama hırkayı sevdim açıkçası. Yakası falan da güzel oldu. Bu yakadan ilmek alırken annemin bana öğrettiği bir püf nokta var. Şu şekilde bükülmemesi için. Onu, hırka tarifini sizinle paylaştığım videoda size gösteririm. Hırka tarifini paylaşıp paylaşmamam da size bağlı. Bu videoyu gerçekten çok beğenirseniz, hırka çok güzel olmuş, bizimle de paylaş derseniz ve bunu video beğenilerinde de gösterirseniz sizinle de paylaşabilirim. Bu aynı zamanda bir vlog gibi. Hem nasıl ördüğüm, örme sürecimi görüyoruz, hem de kaç saatte yapabildiğimi görüyoruz. Uyuduğum zamanlar bu 17 saate dahil değil. Sadece hırkayı örerken kronometreyi çalıştırarak yaptım. Kaç saatte bitirebildiğimi görmek için. Bugün zaten pazartesi. Ben cumartesi öğleden sonra gibi bu hırkaya başlamıştım. Yani ördüğüm zaman zarfında tabii ev işleri bitmiyor. Yemek yapmam gerekiyor, dışarı çıkmam gerekiyor. Bir sürü halledilecek iş falan derken tabii hızlı olmuyor. Ama ben beğendim yani açıkçası. İçimesin de. Sadece ipim yetmeyeceği için belki hurçtan alıyorum ben bir ipleri. Toz olmasın diye hurca koymuştum. Bunları yeni almadım çünkü. Bir karıştırayım, belki bir yumak daha çıkar mı acaba bilmiyorum. Bir iyice karıştırayım. Eğer çıkmasa dediğim gibi dirseğime kadar bunu öreyim. Yani yaklaşık bir üç parmak daha öreyim. Daha sonra başka bir renk seçeyim. O renkle devam edeyim. Çünkü şey de yapmak istemiyorum. Mesela bir kolu tamamen bitir. Diğer kolun ucunu başka renkte yapmak istemiyorum. Öyle bir şey bilmiyorum ama güzel oldu. Ben artar diye hayal etmiştim ya. Şu an şöyle göstereyim. Bugünden şöyle tatlı bir fincan aldım kendime. Çift çidarlı, içi sarı. Siz bunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama benim babaannemin bir tane vitrini vardı köy evinde. O vitrinde şu renk, bu sarı camdan böyle fincan takımları vardı. Eskiden bu fincan takımları çok ünlüydü yani. Onların zamanında hep babaannemde, yani öyle yaşlı insanların evlerinde falan hep oluyordu. Benim hoşuma gitti. Değişik bir tarz. Zaten benim çift çidarlı bardakları çok seviyorum. Genel olarak bardak çok seviyorum zaten. Neyse, bu video için de çok heyecanlıyım. 5 dakika konuşmuşum bile. Şimdi ben bunu örmeye devam edeceğim. Başka bir şey yok. Birazcık burayı öreceğim. Gördüğünüz gibi ip de bitti. Şey olayını seviyorum. İpleri değerlendirme olayını gerçekten çok seviyorum. Bence bu hırka da tam bir gerçekten ev hırkası oldu. Bakalım. Çok güzel tasarımlar var aklımda ama hepsine yetişemiyorum gerçekten. Motiflerle kazak yapıyorum mesela. Ama birazcık video çekerken konsepte uygun, çoğunluğun ne istediğine göre biraz daha videolar çekmeye çalışıyorum. Ve tabii ki kendime göre de. Öyle olunca bazı projeleri birazcık öteleyebiliyorum falan, böyle şeyler olabiliyor. Öyle, tamam o zaman. Ben biraz kolumu öreyim. Bu arada Freelance izliyorum. Yarım bırakmıştım onu. Dedim izleyecek bir şey bulamadım, ona devam edeyim. Bu arada Arşiv 81'i bitirdim. Gerçekten çok güzel bir diziydi. Sonu şaşırtmadı açıkçası. Benim gibi çok dizi izleyen biriyseniz ve dizi tahminler konusunda yanılmıyorsanız, çok sizi yanıltan bir dizi değil. Hırkamı da buraya koymuşum ben. Bu hırkayı da çok soruyorsunuz. Bu mesela V yaka. Bunu ben tasarlamıştım. Daha doğrusu kağıda çizdim böyle bir şey, renkli renkli diye. Annem de bunu benim için hazırladı. Böyle göstereyim. Bunu geçen sene yapmıştım zaten. Böyle V yaka yaptım zaten daha önce. Bu kolay. Bununla sıkıntı yok. Çünkü iki şişte yaptığınız için
Dediğim gibi bununla bir şey yok ama baya güzel oldu bence ya. Paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Aslında buna reels çekecektim ama yumağım bitti. İnşallah bir yumağım daha vardır. Neyse daha fazla konuşmayayım. Eti cinimi yerken kolumu örmeye devam edeceğim. Tekrar ben geldim. İpim varmış. İnanabiliyor musunuz? İpim var. Kollarını başka renk yapmak zorunda değilim. Üstelik ben iki tane büyük yumak kullanmıştım. Bir tane bu yumağın yarısını nerede kullandım gerçekten hatırlamıyorum. Nerede kullandım acaba ya? Neyse bir tane şöyle büyük yumak ama birazcık kullandığım büyük bir yumak buldum. Bir tane hiç kullanmadığım büyük bir yumak buldum. Büyük yumaktan kastım bakın. Bu 340 gram, bu 170 gram. Bu bundan büyük. Aa, bu bunun iki katı. 340. Okey. Neyse. Yani bir tane hiç kullanmadığım büyük yumak buldum. İki tane küçük yumak buldum. Bir tane yarım kullandığım yumak buldum ve şu an aşırı mutluyum. Başka renk yapmak zorunda değilim. Tek renk yapabileceğim. Hatta artan iplerinden böyle bununla takım bere vesaire gibi bir şeyler de yapmak istemiştim. Ben cep de yapmak istiyorum ya buna. Böyle anneanne hırkası gibi olsun istiyorum birazcık. O yüzden bir tane de cep yaparım belki. Bu ipin çünkü şu dokusunu çok sevmiştim. Bakın şöyle çok rustik bir havası var bence. O yüzden şu an aşırı mutlu oldum. Ve anlık mutluluğumu sizinle paylaşmam gerekiyordu. Şimdi bu büyük yumağı bozmayacağım. Ve ona ihtiyacım kalmayacak muhtemelen. Bu iki küçük yumağı da kenara koyacağım. İlk önce şu yarım yumağımı kullanacağım. Daha sonra reis çekerken büyük yumağım kalmadı diye üzülüyordum. Reis çekerken de bu hiç açmadığım büyük yumağı kullanabilirim. Hatta bu eğer o üçünü hiç dokunmazsam onları başka renkle birleştirip kazak yapabiliriz. Öyle bir şey olabilir. Şimdi ben bununla devam edeceğim. Başka bir şey isteseydim. Keşke direkt hakkımı ipte kullanırdım. Ben geldim. Artık 24 saatte hırka challenge videosunun sonuna geldik. Challenge başarılı oldu. Çünkü 22. saatte hırkanın düğmelerini diktim ve bitirdim. Gerçekten nasıl olacağını bilmiyordum. Çünkü bir tarife göre yapmıyorum. Kendim tecrübelerime dayanarak hani bir şeylere başlayıp sizinle tarifini paylaşıyorum. Bu hırkayı da ilk defa dediğim gibi dikişsiz bir şekilde V yaka hırka yapmayı denedim. Bence çok güzel oldu. Hiç sökmek zorunda kalmadım açıkçası. Böyle tam istediğim gibi salaş, böyle her dolapta olması gereken kurtarıcı, böyle birazcık bohem tarzı ama şık bir hırka oldu. Ben çok beğendim. Bakar mısınız? Şuralar falan gayet düzgün duruyor. Burayı yaparken annemden öğrendiğim bir püf noktayı kullandım. Şu kenarlarını, bunun lastiği bu tarafa doğru ördük ya. Yine bakın kolu bu şekilde, dikişsiz. Kol lastiği bu şekilde. Tabii bir lastiği iki ters iki düz yapınca hepsini o şekilde yapıyorum. Şöyle düğmelerimi görebilecek misiniz bilmiyorum ama handmade with love yazan ahşap düğmeler diktim. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Arkadan da bu şekilde şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Boyu falan da böyle tam ideal boyda bence. İsterseniz buraya cep de dikebilirsiniz. Ben 36 bedenim. Bu da bakın üzerime yapışmıyor. Bence 36-38 beden olanlar için ve daha küçük bedenler için bu olur diye düşünüyorum. Daha büyük bedenler buradan artırmaya devam edip kendi bedenini olana kadar büyütmeye devam edecek. Ben gerçekten inanılmaz beğendim. Bu böyle şey hırkası. Hani böyle bir kahve içmeye çıkacaksınız diyelim. Çok özenmek istemiyorsunuz ama böyle biraz havalı da durmak istiyorsunuz. Hani böyle üşüdüm de üzerime geçiriverdim bulduğum ilk hırkası. Bir de ben bunu şöyle kombinlemeyi çok seviyorum. Hani bu hırka böyle çok salaş, böyle kalın, içerisine böyle bir body, bir basic tişört bir şey giymişsiniz. Ama böyle çantanız zincirli mincirli, böyle biraz daha şık tarzda bir çanta olacak. Hani böyle şıkım ama aynı zamanda çok da ne giydiğim önemli değil. Her halimle güzelim. Kombini anlatabiliyor muyum? Yani bu anlattığımı bir tek zaten kadınlar anlar. Şöyle bence çantayı da Zara indiriminden almıştım. Şu şekilde bence çok güzel bir kombin. Altına da bir jean pantolon. Ben bayıldım gerçekten. Hiç sökmeden örmüş olmam da beni ekstra mutlu etti. Çünkü bir şeyi ilk defa yaparken bazen istediğim gibi olmuyor. Söküp olana kadar tekrar tekrar deniyorum, not alıyorum falan. Bu tek seferde oldu. Hiçbir yerinde dikiş yok. Tek seferde örüp çıkıyorsunuz.
mükemmel derecede beğendim açıkçası. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlara beğenip beğenmediğinizi yazın. Size de anlatayım mı? Siz de yapmak ister misiniz? Yapmak isteyenler için aşağı açıklama kısmına malzemelerini yazacağım. İpin kalınlığı şu an aklımda değil çünkü. İhraç fazlası iple ördüğüm için. Hani hangi kalınlıktaki ipleri kullanmanız gerekiyor? Hangi malzemeler lazım? Onları açıklama kısmına yazayım. Eğer elinizde yoksa siz de onları hazırlayabilirsiniz. Şu iplerle örüyordum hatırlarsanız. Hatta ipim yetmeyecek falan diye başka renk yapsam derken ipler bulmuştum bir sürü. 3 tane küçük yumak, bir tane büyük yumak kalmıştı. Küçük yumağın yarısını kullandım. Kaç gram ip kullandım şu an hesaplamadım. Onu da açıklama kısmına yazayım. Oradan bakarsınız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz hani sadece tarif videoları değil de bir tarifi video çekmek için bir hayal ettiğim bir şeyi nasıl ördüğümü de sizinle vlog tadında paylaşmış oldum bu videoda aslında. O yüzden benim için güzel bir videoydu. Ben bu tarz video çekmek hoşuma gitti. Aynı zamanda benim nasıl ördüğümü de görüyorsunuz evde doğal bir şekilde. Bu tarz videolar hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Devamı gelsin mi? Böyle ilk defa tarif çıkarırken aynı zamanda vlog tadında size böyle kısa kısa göstererek projeyi bitirip sonra başka bir videoda da projeyi anlatalım. Ne dersiniz? Böylece her şeyi beraber yapmış gibi oluruz. Benim çok hoşuma gider açıkçası. Seve seve de bu tarz videolar çekerim. Instagram hesabım buralara bir yere yazıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ay şöyle bir de hırkımı bir daha göstereyim. Hadi bay bay.